siz. İzmirlilerin heyecanla beklediği Konak Tüneli'nde artık ışık görünmeye başladı. 1674 metrelik tünel 2014'ün ortalarında hizmete açılacak. Proje sayesinde Kordon, Alsancak, Konak ve Çankaya'daki trafik yükü azalacak. İzmir'de şehir içi trafiği önemli ölçüde rahatlatacak Konak tünellerinde sona yaklaşılıyor. Bu tünelin bir parçasıydı. Toplam 1674 metre uzunluğunda tünel. Bağlantı yollarıyla beraber 2,5 kilometrelik bir proje. Ve bu proje içerisinde şu anda yoğun bir şekilde tünelin içerisinde Yeşildere tarafından kazı çalışmalarını yürütüyoruz. Konak tarafında ise tünele girme ile ilgili zemin güçlendirme çalışmalarını bitirdik. Artık bugünlerde orada tünel kazısına da başlamış olacağız. Tünelin toplam uzunluğu 1674 metre. İki tüpte de ikişer şerit bulunuyor ve günde yaklaşık 3 metre yol kat ediliyor. Şu an bulunduğumuz T1 tüneli burada 796 metreye ulaşıldı. Diğer tünelde ise 885 metreye ulaşılmış durumda. Tünelin önemli bir parçası olan Yeşildere viyadüğünden başlamak lazım. Şu anda yarı çapı 200 metre olan, ayaklar üzerinde bulunan bu büyüklükte Türkiye'deki bildiğimiz en büyük kavşak. Ve şu an itibariyle biz trafiği açtık ve işlevini görmeye başladı. Tünelde 24 saat usulüne göre yaklaşık 150 kişi çalışıyor. Şu anda bulunduğumuz Yeşildere Caddesi tünelin bir tarafında, diğer tarafında ise Konak tarafı. Konak'ta bütün Konak, Alsancak, o bölge, hatta Narlıdere istikameti, o bölgenin bir arka caddeye ulaşımı şu andaki mevcut varyant yolundan sağlanıyor ve burada hem kapasite anlamında hem de standart anlamında ciddi sıkıntı var. Biz bu tünelleri bitirdiğimiz zaman biz merkezdeki trafiği bir anda otogara, havaalanına, Ankara ve İstanbul yollarına artı Buca istikametine ulaştırmış olacağız. Aynı şekilde oradan gelen trafiği de en kısa yoldan şehir merkezine ulaştırmış olacağız. Mesafe de yaklaşık yarım saat 45 dakikalık bir mesafe 5 dakikaya düşecek değil mi? Ya trafik yoğunluğunda aşağı yukarı yarım saat süren bir mesafe dediğiniz gibi birkaç dakika, maksimum 5 dakikada inşallah geçilmiş olacak. Konak Yeşildere yolu İzmirliler için trafiğin çileye dönüştüğü bir yol. Ancak bu çile çok yakın zamanda sona erecek. Çünkü trafiğin çok yoğun olduğu zamanlarda yarım saatle 45 dakika kadar mesafede olan yer sadece 5 dakikaya düşmüş olacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da tünelle ilgili çalışmaları yakından takip ediyor. 13 Aralık'ta Sayın Başbakanımız geldi, bütün çalışmaları yerinde gördü. O da bizim çalışanlar anlamında, moral motivasyon anlamında çok ciddi katkı sağlamıştır. Konak Tüneli 2014 yılı bitmeden hizmete açılmış olacak. Şu anda bulunduğumuz bölgede Yeşildere Caddesi'ne bahsettiğim kavşak özellikleriyle bağlanıyor. Konak tarafında da Bahri Baba tarafından sahil yoluna her iki istikamette bağlanmış olacak. Çift tüp ve iki gidiş iki geliş olmak üzere şu anda bu bölgede oluşabilecek olan bütün trafiği karşılayabilecek özellikte. Bu haberli bültenimizi noktalıyoruz. Birazdan satır arası programıyla tekrar karşınızda olacağız.